Genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonunun türevi de normal kuvvet fonksiyonunun türevi gibi davranır ama daha sonra neydi? İçinin türevi çarpım durumunda gelirdi, değil mi? Dolayısıyla fonksiyon y eşittir fx gibi bir fonksiyonun eninci kuvveti şeklinde olsun. Y'nin türevi kuvvet fonksiyonu gibi eni düşürdük. Kuvvetini bir azaltarak yazdık. Eninci kuvveti de en eksi 1'e düştü. Çarpı içerideki ifadenin türevi f'in türevinde x olarak bir de içinin türevi çarpım durumunda geliyordu normal kuvvet fonksiyonundan farklı olarak. Böylece A şıkkına bakalım. A şıkkı y eşittir 9x eksi 4'ün 5. kuvveti demiş. Y'nin türevini alalım. 5'i düşürdük. İçerideki ifadeyi 4. kuvveti 5'ten 1 çıktı. 4. kuvveti diye yazdım. Sonra içinin türevini çarpım durumunda yazdım. Burada parantez kullanırsanız daha iyi olur. 9x eksi 4 doğrusal fonksiyon türevi de 9'dur. Eksi 4'ün türevi çünkü 0'dır. B şıkkına bakalım. B şıkkı 7x küp artı 6'nın 4. kuvveti şeklinde vermiş. Y'nin türevini alalım. Kuvvet düştü. Biraz azaltarak yazdım. 7x küp artı 6'nın 4'ten 1 çıktı. 3 çarpı içerideki ifadenin türevi. İçeride ne var? Polinom şeklinde ifade. Türevini ne yapıyorum? Normal kuvvet fonksiyonu. 7 kere 3, 21x kare 6'nın türevi zaten 0. Buradan sonra ne sorulabilir? Mesela y'nin türevinde eksi 1 sorulabilir. Y'nin türevinde eksi 1 nedir? Y'nin türevinde eksi 1'i yazalım. 4 kere. Şurası eksi 1'in kübü gene eksi 1. Eksi 7 artı 6 olur burası. Tamam. Eksi 7 artı 6'nın kübü çarpı. Burası da 21 kere. Eksi 1'in karesi gene 21 yaptı. O zaman y'nin türevinde eksi 1. 4 kere eksi 7 artı 6. Eksi 1. Kübü gene eksi 1 çarpı 21 eksi 84 olarak sonucumuzu bulabiliriz. C şıkkına bakalım. C şıkkı y eşittir 1 bölü 3x kare eksi 11'in karesi demiş. Bunu daha sonra rasyonel fonksiyonu değil mi? Üstel ifadenin üstü 2 iken eksi 2 yaparak pay durumuna geçirebiliriz istersek. Gene bu da kuvvet fonksiyonu şeklinde görülür. İkinci ifade yani 2 eksi ikinci kuvvet şeklinde yazılabilir. Eğer payla paydanın yerini değiştiriyorsa. Eksi ikinci kuvveti. Bakın bu da kuvvet fonksiyonu. Bir fonksiyon var. Bunun kuvveti şeklinde genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu. Y'nin türevini alalım. Bakın eksi 2'yi düşürdüm. Kuvveti düşürdüm. 3x kare eksi 11'i eksi 2'den 1 çıkardım. Eksi 3 oldu. Çarpı içerideki ifadenin türevi 3 kere 2. İçerideki ifade şu. 3 kere 2 6x eksi 11'in türevi zaten 0. Sabit sayının türevi der 0. D şıkkına bakalım. D şıkkı da gene rasyonel bir ifade eksi 50 bölü 6x kare eksi 4x eksi 9 demiş. Rasyonel bir ifadede pay ve paydanın yerini değiştirirseniz kuvveti eksi 1 ile çarpmamız icap ediyor. Yani şu yazılanla şu yazılan arasında hiçbir fark yok. Ne yapmış? Bu birinci kuvveti iken eksi birinci kuvveti demiş. Yani payda kısmını pay kısmına getirmiş. Eksi 50'ye dokunmamış. Dolayısıyla fonksiyon eksi 50 çarpı 6x kare eksi 4x eksi 9'un eksi birinci kuvveti. Böylece türevini alalım. Eksi 50 çarpım durumunda skaler bir sayı zaten kalır. Ne yapıyorum? Şimdi şu genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonunun türevini alıyorum. Dolayısıyla önce kuvvetini düşürdüm. Eksi 1. Biraz azaltarak yazdım kuvvetini. 6x kare eksi 4x eksi 9'un eksi ikinci kuvveti çarpı içerideki ifadenin türevi içerisi 6x kare eksi 4x eksi 9 kuvveti görmeden diyoruz. Bunun türevini alalım. 6x karenin türevi 12x eksi 4x'in türevi ise eksi 4 eksi 9'un türevi zaten 0. Buradan sonra dediğim gibi y'nin türevinde 0 nedir mesela? Y'nin türevinde 0 nedir desin. Eksi 50 var. Eksi 1 var. Çarptım. Burası artı 50. Burası 0. 0. Eksi 9'un eksi ikinci kuvveti çarpı. Burası da eksi 4. 12x'ten 0 gelecek. Eksi 4. Hadi düzenleyelim. 50 kere eksi 4. Eksi 200.
Eksi 9'un eksi ikinci kuvveti, eksinin çift kuvveti gene art 9'un karesi 81 olarak yazılabilir. Köklü bir ifade olarak verilmişse bunu da kuvvet fonksiyonu şeklinde dönüştürebiliriz. Dolayısıyla E şıkkında köklü bir ifade olarak vermiş 1 bölü 2. kökü ya da kare kökü, 1 bölü 2. kuvveti ya da kare kökü şeklinde vermiş. Yani y eşittir 14 x üzeri 4 eksi 45'in 1 bölü 2. kuvveti şeklinde yazılabilir. Ha kare kökü dedik, ha da bu içerideki ifadenin 1 bölü 2. kuvvet dedik. Dolayısıyla ne oldu? Genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonuna dönüşmüş oldu. Y'nin türevini alalım. 1 bölü 2 kuvveti düşürdüm. 14x üzeri 4 eksi 45'in 1 bölü 2'den 1 çıkarsa eksi 1 bölü 2 kalır. Çarpı içerideki ifadenin türevi 14 kere 4 56x küp. Parantez içinde kullanalım. Eksi 45'in türevi sabit bir sayı olduğu için 0. Biraz düzenleyelim. Y'nin türevi 56'yı 2'ye böldüm. Bakın burada 28 kaldı. 28x küp bölü şu 14x küp özür dilerim. 14x üzeri 4 eksi 45'in eksi 1 bölü 2. kuvveti. Bunu payda kısmına alırsam 14x üzeri 4 eksi 45'in 1 bölü 2. kuvveti olur. Bu da aynı zamanda karekök şeklinde düşünülebilir. F şıkkında da gene rasyonel bir ifade. Bakın burada karekök var. Önce bunu ne yaparız? Bu 1 bölü 2. kuvveti deriz. Payda kısmındayken. Bunu paya atmak istiyorsak da eksi 1 bölü 2. kuvvetidir deyip genelleştirmiş kuvvet fonksiyonuna dönüştürebiliriz. O halde verdiği soru 22 eksi 9x üzeri 6'nın eksi 1 bölü 2. kuvvetidir bize verdiği soru. Türevini alalım. Y'nin türevi eksi 1 bölü 2'yi düşürdük. 22 eksi 9x üzeri 6'nın eksi 1 bölü 2'den 1 çıktı. Eksi 3 bölü 2. kuvveti çarpı içerideki ifadenin türevi 22'nin türevi 0. Eksi 9 sabit skaler bir sayı. X üzeri 6'nın türevi de 5 kere x üzeri 6 kere x üzeri 5 olarak yazılır. Arzu edilirse buradan sonra da düzenleme yapılabilir. Zincir kuralı kullanarak aşağıdaki fonksiyonların türevini bulabilirsiniz. Ya da bunu direkt gene yukarıdaki gibi genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu olarak düşünerek de bulabilirsiniz. Değişen bir şey yok. Mesela A şıkkına bakalım. Y'yi nasıl vermiş? 6x üzeri 4 eksi 35'in 8. kuvveti diye vermiş. Y'nin türevini alalım. 8 düştü. 6x üzeri 4 eksi 35. Aslında burada kullandığımız bir nevi zincir kuralı. Çarpı içerideki ifadenin türevi 6 kere 4, 24 x küp olarak düşünürüz. B şıkkı da gene benzer bir soru. 27 eksi 8 x küpün 5. kuvveti. Bakın içeride bir fonksiyon var. Fonksiyonda kuvveti var. Y'nin türevi 5'i düşürdük. 27 eksi 8 x küpün 4. kuvveti çarpı içerideki ifadenin türevi 27'nin türevi 0. Eksi 8 x küpün türevi eksi 24 x kare olarak yazarız. C şıkkında 18 x küp artı 23'ün 1 bölü 3. kuvveti demiş. Y eşittir 18 x kare artı 23'ün 1 bölü 3. kuvveti. Bir fonksiyon var. Fonksiyonun kuvveti var. Y'nin türevi bakın 1 bölü 3'ü düşürdüm. Bir kere yazdım ama üzerini ne yapıyorum? Bir azaltıyorum. 1 bölü 3'ten 1 çıkarsa istiyorsak şurada da çıkartabiliriz. Eksi 2 bölü 3 olur. Çarpı içerideki ifadenin türevi 18 kere 2 36x 23'ün türevi zaten 0'dır. Ve son olarak D şıkkı da yine genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu y eşittir 122 x küp eksi 49'un eksi 4. kuvveti. Y'nin türevi eşittir. Bakın eksi 4'ü düşürdük. 122 x küp eksi 49'un eksi 4'ten 1 çıktı. Eksi 5 çarpı içerideki ifadenin türevi 122 kere 3 366 x kare eksi 49'un türevi zaten 0.
Kuralların kombinasyonunda içinde çarpım, bölüm, bölüm, kuvvet gibi birkaç kuralı barındıran, birkaç tane işlemi barındıran türev ifadesini almaya dayanıyor. Yani mesela şu A şıkkına bakalım. A şıkkında 5x kare çarpı 4x eksi 9'un kübü. Çarpım ilk göze çarpan bunun çarpım fonksiyonu olduğu şeklinde. 5x kare birinci ifade, 4x eksi 9'un kübü ise ikinci ifade. Burada yapacağımız işlem çarpım fonksiyonun türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi şeklinde yazmamız lazım. Kuralların kombinasyonu demesinin sebebi de şu. İkincinin türevini alırken kuvvet fonksiyonu denk geliyor. Burada bir de kuvvet fonksiyonu, genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonundan özelliğinden de yararlan demek istiyor. Böylece biz y'nin türevini alalım. Bakın önce 5x karenin türevini aldım. Birincinin türevi 10x çarpı ikinci ifade, hiç dokunmadan ikinci ifadeyi yazdım. Artı birinci ifade çarpı ikinci ifadenin türevinde ise genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu türevini yazıyorum. Üstünü düşürdüm. Bir kere yazdım. Ama üstünü bir düşürdüğüm için biraz azalttım. Çarpı içerideki ifadenin türevi de 4x eksi 9'un türevi de 4'tür. Arzu edersek buradan sonra da düzenleme yapılabilir. B şıkkında ise dikkat edilirse burada iki tane ifade var. Ne gibi bu ifade? Bakın 6x çarpı x kare artı 7. Burada bir çarpım var. Bölü 4x artı 1. Burada bir de bölüm var, değil mi? Bir çarpım fonksiyonu, bir de bölüm fonksiyonu gibi ayrılan iki fonksiyon olarak düşünebiliriz. Böylece türevini alalım. Bunun türevini alalım. Önce neyden faydalanalım? Sanki bu ilk bakışta bölüm fonksiyonuymuş gibi düşünülüyor. Burası pay. Burası payda, değil mi? Önce payın türevini almam lazım. Pay dediğimiz ifade 6x çarpı x kare artı 7. Şimdi bölüm fonksiyon türevini nasıl alıyorduk? Payın türevi çarpı payda eksi pay çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi şeklinde alıyorduk. Dolayısıyla benim önce payın türevini bulmam lazım. Pay kısmı ne? 6x çarpı x kare artı 7'nin türevini almam lazım. Pay kısmı aynı zamanda bir çarpım fonksiyonu. Çarpım fonksiyonun türevini şöyle köşeli parantezle göstereyim. Birincinin türevi, burada birinci ifade 6x, ikinci ifade x kare artı 7. Birincinin türevi 6 çarpı ikinci artı birinci çarpı x kare artı 7'nin türevi. Bak bu, bakın bu kuvvet fonksiyonu, sadece kuvvet fonksiyonu, genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu değil çünkü birinci kuvveti var. X kare artı 7'nin türevine 2x. Ne yapmış oldum? Payın türevini almış oldum. Pay kısmının türevini aldım. Şimdi bölüm fonksiyonu gibi düşünüyorum. Payın türevi çarpı payda. Bakın yana ne yaptım? Payda. Eksi pay 6x çarpı x kare artı 7 çarpı paydanın türevi. 4x artı 1'in türevi 4. Bölü paydanın karesi. Dolayısıyla y'nin türevini bu şekilde yazabiliriz. Aslında biz burada ne yaptık? Bölüm fonksiyonu türevini kullandık. Bölüm fonksiyonunda payın türevi çarpım fonksiyonu gibi düşünüldüğü için onu köşeli parantezle gösterdik. Benzer bir soru da C şıkkında mevcut. Bakın C şıkkında fonksiyon nasıl vermiş? 8x eksi 5'in kübü bölü 3x artı 2. Burada ne var? Bölüm var. Bir de genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu var. Biz bölümün türevini alıyormuş gibi yapalım. Bölüm türevi neydi? Payın türevi. 8x eksi 5'in kübünün türevi. Üstünü düşürdüm. Bir kere eksilterek yazdım üstünü. Çarpı içinin türevini aldım. Ne yaptım? Payın türevi. Çarpı payda. Hiç dokunmadan paydayı yazdım. Eksi pay. 8x eksi 5'in, bakın paya dokunmadan yazdım. Çarpı paydanın türevi. 3x artı 2'nin türevi 3. Bölü paydanın karesi. 3x artı 2'nin karesi şeklinde yazdığımız takdirde biz bu bölüm fonksiyon türevini almış oluruz. Ve son olarak D şıkkına bakalım. D şıkkı ne yapmış? İki tane fonksiyonun çarpımı şeklinde
Fonksiyonlardan biri birinci dereceden doğrusal fonksiyonun diğeri ise genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu şeklinde. Çarpım fonksiyonun türevi birinci ifadenin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikinci ifadenin türevi şeklinde yazılabilirdi. Değil mi? Dolayısıyla türevini alalım. 7x eksi 4'ün türevi çarpı ikinci 3x artı 8'in dördüncü kuvveti artı birinci 7x eksi 4 çarpı ikincinin türevi. İkincisi kuvvet fonksiyonu. Üstünü düşür. Hep çarpma çarpma gidiyor. Çarpı biraz alt. Bir daha yaz. Çarpı içinin türevini al. 3x artı 8'in türevi de 3'tür. Yüksek dereceden türevlerde anlatılmak istenen aslında birden fazla türev, 1, 2 ve 3. türev şeklinde. Burada soruda 1. ve 2. ve sonraki türevlerini bulunuz şeklinde göstermiş. Bakalım ne geliyor. Bunlar hep genelde polinom şeklinde göstermiş. A şıkkındaki fonksiyon y eşittir 3x üzeri 4 eksi 5x küp artı 8x kare eksi 7x eksi 13. Bakın birinci türevini alıyorum. Y'nin birinci türevi. 3 kere 4, 12 üzerine bir azalt, x küp. Eksi 5 kere 3, 15 üzerine bir azalt, x kare. Çünkü bu polinom şeklinde. Artı 8 kere 2, 16, x. Eksi 7 x'in türevi, eksi 7 sabit sayın türevi, 0. Y fonksiyonunun ikinci türevini almak demek, y'nin birinci türevinin bir türevini daha almak demek. 12 kere 3, 36 x kare eksi 15 kere 2 30 x artı 16 x'in türevi doğrusal fonksiyon eğimi 16 eksi 7'nin türevi zaten 0. Y fonksiyonunun yani şunun 3. türevini almak demek 2. türevini bir türev daha almak demek. 36 kere 2 72 x eksi 30 x'in türevi 30 16'nın türevi 0. Romen rakamıyla gider. Dördüncü türevini alalım. Genelde parantez kullanılır. 72x'in türevi 72. Y'nin beşinci türevini alalım. Sabitin türevi 0. Altıncı türevini alalım. 0'ın türevi. Yedinci türevini alalım. Evet. 0. Sekizinci türevini alalım. 0. Gider. Demek ki sabit sayıyı yakaladıktan sonra zaten sabitin türevi 0 olduğu için buradan sonraki 0 da bir sabit sayı olacaktır. Onun türevi gene hep 0 olarak karşımıza çıkacaktır. Böylelikle polinom şeklindeki bir ifadenin derecesi kaçsa o derecedeki türevinde sabit sayıyı elde ederim. Bakın 4. dereceden bir polinom 4. türevinde ne geldi? Sabit sayı. Bir sonraki türevinde artık 0 yakalamış oldum. Derecesi kaçsa o kadar türevi alındığında sabit bir sayı elde ederim. Oradan eğer ondan da bir türev daha aldığım zaman artık sabit sayı 0 olarak karşıma çıkar. B şıkkına bakalım. B şıkkını çarpım fonksiyonu olarak vermiş. 8x artı 9 8x artı 9 çarpı 10x eksi 3 diye vermiş. Bu zaten bakın x'in birinci kuvveti. X'in birinci kuvveti çarptığım zaman ikinci dereceden bir ifade gelecek. İkinci türevini aldığımda sabit bir sayı. Üçüncü türevini aldığımda sıfır gelmesi lazım. Bu nasıl çarpım fonksiyonu? Birincinin türevi 8x artı 9'un türevi 8 çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Çarpmada değişme özelliği var. 10x eksi 3'ün türevi. Onu başa yazayım. Arzu ederseniz düzenleyebiliriz bunu. Bakın y'nin birinci türevindeyim hala. Dağıta dağıta gidelim. 80x eksi 24 artı 10 kere 8. 80x artı 90. Hadi biraz daha düzenleyelim. 80x 80x 160x eksi 24 artı 90 artı 66. Hadi şimdi ikinci türevini alalım. 160. Doğru mu? Hadi üçüncü türevini alalım. Artık sıfırı yakalamış olduk. C şıkkına bakalım. Bu da polinom şeklinde bir ifadeydi ama C şıkkı kuvvet şeklinde bir ifade. Tam polinom değil ama buradan da tabii ki derece gözüküyor. X'in dördüncü derecesi. Demek ki dördüncü türevini aldığım zaman sabit sayı. Beşinci türevini aldığım zaman sıfır yakalamam lazım. Niye? Fonksiyonu şöyle bir açık açık yazalım. Y eşittir 6x eksi 7'nin dördüncü kuvvetiymiş. Hadi birinci türevini alalım. 4'ü düşür.
6x eksi 7'nin kübü, doğru mu? Çarpı içerideki ifadenin türevi 6. Biraz düzenleyelim. 6 kere 4, 24 çarpı 6x eksi 7'nin kübü. 24 skaler bir sayı. Y'nin ikinci türevini alıyorum. Bakın 24 çarpım durumunda bir sayı. 24'e dokunmadım. 3'ü düşürdüm. Doğru mu? Şurada 3'ü düşürdüm. Bir kere eksilterek kuvvetini yazdım. Çarpı içinin türevinden de ne geldi? 6 geldi. Hadi düzenleyelim. 24 kere 3, 72 kere 6. Şuradan çarpalım. 6 kere 2, 12 elde var 1. 7 kere 6, 42. 1 de elde 43. Çarpı 6x eksi 7'nin karesi. Üçüncü türevini alıyorum. 432 zaten skaler çarpım durumunda bir sayı. Hiç dokunmadım. Çarpım durumunda olduğu için. Kuvvetini düşürdüm. 2 biraz azaltarak yazdım. Birinci kuvveti yazmaya gerek yok. Bir de içinin türevini aldım. 6. Hadi düzenleyelim. 432 kere 2 kere 6. 5184. 5184 çarpı 6x eksi 7. Hadi bir daha türevini alalım. Y'nin dördüncü türevini alalım. 5184 skaler bir sayı. 6x eksi 7'nin türevi de ne? 6. Sonuçta ne çıktı? Çarpı 6. 31104 çıktı. Zaten buradan sonra bir daha türevini alırsan artık sıfırı yakalamış oluyorsun. D şıkkı da buna çok benzer bir soru. Bu da dördüncü dereceden bir ifade. Gene aynı şekilde çıkacak. Buradan da içerideki ifadenin türevinden hep eksi 2 karşımıza çıkacak. Testimize devam edelim. X küp artı 4x eksi 5 f'in türevinde 2'yi soruyor. Zaten türev sembol olarak f'in üzerine küçük bir çizgi atmış. Bu birinci türev anlamına geliyor. Ya da diyebiliriz ki df bölü dx diyebiliriz. Ya da dxf diyebiliriz. Ya da f'in türevinde x diyebiliriz. Bunlar hep türev ifadesiydi. Türevini al 2 yaz diyor. F'in türevini alalım. X küpün türevi 3x kare. 4x'in türevi 4. Türevinde 2 yaz. F'in türevinde 2. 3 kere 2'nin karesi artı 4. 4 kere 3 12. 4 daha 16 olarak bulunur. Türevinde eksi 1 yazıldığı zaman sonuç 5'miş. O zaman m skaler bir sayı olarak düşündüğümüzde. F'in türevinde x'i alalım. X üzeri 4'ün türevi 4x küp artı m zaten skaler bir sayı. X karenin türevi 2x eksi 7x'in türevi de eksi 7. Sabit sayının türevi 0. Türevinde eksi 1 yazdığınız zaman sonuç 5'miş. F'in türevinde eksi 1 yazalım. 4 kere eksi 1'in kübü artı 2m çarpı eksi 1 eksi 7 sonuçta 5'miş. Eksi 1'in kübü eksi 1. 4 ile çarptım. Eksi 4. 2m ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2m eksi 7. Azıcık düzenleyelim. Eksi 2m eksi 4 eksi 7. Eksi 11 eşittir 5. Eksi 2m 5 artı 11. Eksi 2m 16. Neyin 2 katı? 16 yapar. 8. Yani eksi 8 olarak yazarız. Y'nin x'e göre türevini al diyor. Bakın fonksiyonda hem x var hem u var. Eğer ben y'nin x'e göre türevini alacaksam u benim için 3 ya da 5'tir. Yani bir sayıdır. Bir değişken değildir. Y'nin türevini alıyorum x'e göre. X karenin türevi 2x. U karenin türevi ha u kare demişin ha 25 demişin. Türevi 0. 5x'in türevi 5. Eksi 3u'nun türevi, bakın sadece sabit bir sayı. 10 gibi düşün. 3 kere 3 kere bir 5 gibi düşün. Bu ne? 0. 1'in türevi ne? O da 0. Sonuç ne çıktı? 2x artı 5 olarak bulundu. Y'nin u'ya göre türevini aldı. O zaman x benim için sayıdır. Şurası sayı. X benim için sayı. 1 zaten sayıdır. O zaman sayı olan ifadeler dışında u'ya göre türevini alacağım. X üzeri 4'ün türevi 0. Eksi 3 u karenin türevi eksi 6 u. X'in türevi 0. Sabit 1'in türevi o da x gibi sabit bir sayı 0. Geriye ne kaldı? Eksi 6 u olarak y'nin u'ya göre türevini bulmuş oluruz. Y'nin x'e göre türevini alalım.
Ve x yerine 2 yazalım. Yani y'nin türevini alalım. X üzeri 5'ün türevi 5x üzeri 4. Kuvvet fonksiyonu eksi 6x artı x'in türevi 1. X gördüğün yere 2 yazıyor. Y'nin türevinde 2 yazalım. 5 kere 2 üzeri 4 eksi 6 kere 2 artı 1. 2 üzeri 4 16 kere 5 80 eksi 12 artı 1. 80'den 12 çıktı, 68'e 1 topladım, 69 olarak buluruz. Burada diyor ki fonksiyonun ikinci türevinde 0 yaz, üçüncü türevinde 0 yaz, birbirleriyle topla diyor. O zaman benim hem ikinci hem üçüncü türevini bulmam lazım. Neyin? Şu fonksiyonun. Önce birinci türevinden başlayalım. Birinci türevini bulmadan ikinci türevini bulma şansımız yok. Birinci türevi hemen altına yazayım. F'in birinci türevini alalım. X üzeri 4'ün türevi 4x küp. Eksi 7x küpün türevi eksi 21x kare. 5x karenin türevi artı 10x. 3x'in türevi artı 3. Bir daha aldım türevini. İkinci türevini alalım. 4 kere 3 12x kare. Eksi 21 kere 2 42x. Artı 10x'in türevi 10. Bana sınav şeyde soruda 3. türevinde sorduğu için 3. türevinde alalım. 12 kere 2 24x. 42x'in türevi eksi 42. İkinci türevinde 0 yaz diyor. İkinci türevinde x gördüğün yere 0 yazarsan bakın bunlar gitti, sadece 10 kalır. Üçüncü türevinde 0 yaz diyor, bu gitti, sadece eksi 42 kalır. 10 ile eksi 42'yi toplarsam da eksi 32 olarak C şıkkında cevabını buluruz. G'nin ikinci gx fonksiyonunun ikinci türevinde 2 yaz, sonucu 0 yap diyor. O zaman benim bir g'nin birinci türevini bir almam lazım. X küpün türevi 3x kare, değil mi? Eksi mx karenin türevi eksi 2 mx artı 2x'in türevi artı 2 yetmez. Bir kere daha türevini al diyor. Çünkü soruda ikinci türevini sormuş. İkinci türevini alalım. 3 kere 2 6x eksi 2m. İkinci türevinde 2 yaz diyor. G'nin ikinci türevinde 2 yazalım. 6 kere 2 eksi 2m. O da 12 eksi 2m. Bunu da diyor 0'a eşitle. Hemen eşitleyelim. 12 eşittir 2m, m eşittir 6 olarak cevabını buluruz. Burada bölüm fonksiyonu şeklinde verilmiş. Bölüm fonksiyonu türevini alalım. Burada neydi? Payın türevi çarpı payda, eksi pay çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesi şeklindeydi fonksiyonun türevi, bölüm fonksiyonu. Pay 3x eksi 2, türevi 3 çarpı payda eksi pay 3x eksi 2 çarpı paydanın türevi x artı 3'ün türevi eğimi 1'e eşit bölü paydanın karesi. Burada ne diyor? Eksi 2 yaz diyor. Yazalım. F'in türevinde x gördüğün yere eksi 2 yaz. 3 kere şurası eksi 2 artı 3 eksi şurası 3 kere eksi 2 eksi 2 çarpı 1 yazmaya gerek yok. Bölü payda kısmı eksi 2 artı 3'ün karesi. O zaman f'in türevinde eksi 2, eksi 2'ye 3 topladım. 1, 3 kere 1, 3. 3 kere eksi 2, eksi 6, eksi 2, eksi 8. Önünde eksi var. Artı 8 bölü. Eksi 2 artı 3, 1 karesi gene 1. Burası ne yaptı? 11 oldu. İşlem önceliği neydi? Önce parantez, sonra üst ya da kuvvet, sonra toplama, çarpma bölme, sonra toplama çıkarma. Eğer iki tane ifade aynı anda olursa, mesela 4 çarpı 5, yok 4 çarpı 8 bölü 2 diyelim. Burada hem çarpma var hem bölme var. Öncelik olarak çarpma bölmeyle aynı sırada olduğu için, sıralamada aynı olduğu için bir ifadede bakın burada şey yok, üst yok, kuvvet yok ya da parantez yok ya da toplama çıkarmıyor. Çarpma bölme yani işlem önceliği ağırlıkları aynı olan ifade varsa işlem önceliğine soldan sağa doğru başlarsınız. Yani ilk karşımıza ne çıktı? Çarpma çıktı 32.
Sonra bölmeyi yaparsınız. 32 bölü 2 sonucu da 16 dersiniz. Yani işlem ağırlığı aynı olan çarpmayla bölme, toplamayla çıkarma varsa soldan sağa doğru işlem yaparak sonucunu bulabilirsiniz. Dokuzuncu soruda gene türevini istiyor. Burada bölüm fonksiyonu var. Y'nin türevi, payın türevi x kare eksi 3x artı 1, payın türevi 2x eksi 3 çarpı payda x kare artı 1 eksi pay çarpı x kare eksi 3x artı 1 çarpı paydanın türevi x kare artı 1'in türevi 2x bölü paydanın karesi. Türevinde 1 yaz diyor. Y'nin türevinde 1 yazalım. 2 kere 1, 2, 3 çıkardım. Eksi 1 çarpı 1'in karesi 1. 1 topladım. 2 eksi 1 eksi 3 artı 1. 1, 1 daha 2. 2'den 3 çıktı. Eksi 1 çarpı 2 kere 1, 2 bölü 1 artı 1. 2'nin karesi 4. Burası eksi 2. Bir kere daha yazayım. Eksi 2. Burası artı 2 bölü 4. Sonuçta 0'dır. 10. soruda çarpım fonksiyonu vermiş. Y diyelim, önemli değil. Y eşittir. Y'nin türevini alalım. Birinci ifadenin türevi 2x artı 1 çarpı. İkinci ifade x küp eksi x kare artı 4. Artı birinci x kare artı x eksi 3 çarpı ikinci ifadenin türevi 3x kare eksi 2x. Türevinde eksi 1 yaz diyor. Y'nin türevinde x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Burası eksi 2 artı 1. Burası eksi 1 oldu. Tamam, x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 çarpı. Burası eksi 1. Burası artı 1, burası artı 4. Önünde ne var? Eksi var. Artı 4. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Artı 4, artı 2. Artı, eksi 1'in karesi 1. Eksi 1, eksi 3. 1'ler gitti. Buradan eksi 3 kaldı. Çarpı. Burası artı 3. Çünkü eksi 1'in karesi de artı 1 olduğu için. Burası eksi 1, 2 ile çarptım. Eksi 2 önünde eksi var. Artı 2 oldu. 3, 2 daha 5. Ne oldu burası? Burası eksi 2 oldu. Burası da eksi 15 oldu. Sonuçta eksi 17 olur. F'in türevinde 3'ü alalım. Önce f'in türevini alalım. F fonksiyonu x kare, bakın f fonksiyonu x kare eksi 5 çarpı gx gibi bir fonksiyon olarak vermiş. Yani iki fonksiyonun çarpımı şeklinde vermiş. Türevini alalım. Çarpım fonksiyonu. Birinci ifadenin türevi 2x çarpı ikinci ifade artı birinci ifade çarpı gx'in türevi. Gx'in türevini bilmiyorum ama g'nin türevini de x olarak yazıyorum. Diyor ki f'in türevinde 3'ü soruyor. Sorduğu şeyi yazayım. F'in türevinde 3. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 2 kere 3, 6 çarpı G3 artı X gördüğüm yere 3 yazdım. 3'ün karesi 9. 9'dan 5 çıktı. 4 çarpı G'nin türevinde 3. Zaten G3'ü de vermiş. G'nin türevinde 3'ü de vermiş değer olarak. Bunları yerlerine yazalım. G3 yerine 20, G'nin türevinde 3 yerine 2. O zaman ne oldu? F'in türevinde 3 eşittir 6 kere 20 artı 4 kere 2, 6 kere 20 120, 4 kere 2 8, 128 olarak bulunur. Bu da türevin başka bir gösterimi. X kare eksi 5x fonksiyonunun x'e göre türevini al, x gördüğün yere 2 yaz. Aslında soru şöyle bir soru. Fx eşittir x kare x üzeri 5 eksi x, f'in türevinde 2 nedir diyor. Dolayısıyla önce türevini alalım. F'in türevinde x eşittir 5x üzeri 4 eksi 1. F'in türevinde 2 yazalım. Yani şu gösterimle benim yazdığım arasında hiçbir fark yok. 5 çarpı 2 üzeri 4 eksi 1. O da 16, 5, 80'den 1 çıktı. 79 olarak yazarız.
Bu aslında 1 bölü x değil, x üzeri eksi 1 genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu olarak da düşünebiliriz. Y'nin türevini alalım. Önce eksi 1 kuvveti düşürdüm. Bir kere yazdım ama azalttım. Eksi 1'den 1 çıktı. Eksi 2 oldu. Çarpı içinin türevi, x'in türevi zaten 1. O zaman ben bunun yerine eksi 1 bölü x kare diyebilirim. X gördüğün yere 5 yaz diyor. Eksi 1 bölü 5'in karesi. Y'nin türevinde 5 çünkü. O da ne yaptı? Eksi 1 bölü 25 yapar. Bu da benzer bir soru. Y fonksiyonunu ne vermiş? X üzeri eksi 3 diye vermiş. Türevini al diyor. Y'nin türevini alalım. Eksi 3'ü düşürdük. Üzerini biraz azalttım. X'in türevi zaten 1. 2 yaz diyor X gördüğün yere. O zaman Y'nin türevinde 2 eşittir. Eksi 3 bölü 2 üzeri 4 diyebilirim. Eksi 4. kuvveti artı 4. kuvvet olarak paydaya atabilirim. O da eksi 3 bölü 16'dır. Bu da gene genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu şeklinde verilmiş. Biz bunu şöyle yazabiliriz fonksiyonu. 3x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Y'nin türevini alalım. Bakın kuvveti bir düşürdüm. 3x artı 1'in eksi 1 bölü 2. kuvveti oldu. Çarpı içerideki ifadenin türevi de 3 oldu. X gördüğün yere 1 yaz diyor. Y'nin türevinde 1 yazalım. 1 bölü 2 var. 3 kere 1, 3, 1 daha 4 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 3 oldu. Biraz düzenleyelim. Y'nin türevinde 1 eşittir. 1 bölü 2 var. 4 üzeri eksi 1 bölü 2 aslında 4 üzeri 1 bölü 2 çarpı 3. 4 üzeri 1 bölü 2 aslında karekök 4. Buradan 2 çıkar. Sonuçta 3 bölü 4. Yani buradan 2 çıkar. 2 kere 2, 4. 3 bölü 4 olarak da sonucu buluruz. Bu ifadeyi de gene üstel bir ifadeye çevirelim. X üzeri 2'nin küp kökü x üzeri 2 bölü 3 şeklinde yazılabilir. Y'nin türevini alalım. 2 bölü 3'ü düşürdüm. X üzeri 2 bölü 3'ten 1 çıkardım. 2 bölü 3'ten 1 çıkarsa eksi 1 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 3 olur. İstersek bunu biraz daha düzenleyelim. 2 bölü 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3'tür. Biraz daha düzenlersek kolay olsun diye 3 x üzeri 1 bölü 3 dediğim küp kök x'tir. X gördüğün yere 8 yaz diyor. Y'nin türevinde 8 eşittir. 2 bölü 3 skaler bir sayı çarpı 1 bölü 8'in küp kökü. 8'in küp kökü 2 olduğu için sonuç 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Bakın ikiler gitti çarpım durumunda olduğu için sadece 1 bölü 3 olarak sonucumuzu bulabiliriz. Karekök 5x demiş. Yani bu ifade aslında karekök 5 çarpı karekök x'tir. Ya da karekök 5 çarpı x üzeri 1 bölü 2'dir. Çünkü karekök 5 dediğimiz sayı skaler bir sayı. Dolayısıyla çarpım durumunda olduğu için her halükarda karşımıza çıkacak bir sayıdır. Böylece türevini alalım. Y'nin türevi eşittir. Karekök 5 zaten var. X üzeri 1 bölü 2'nin türevini alacağım. Çarpım durumunda olduğu için karekök 5 geldi. 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. X gördüğün yere 4 yaz diyor. Y'nin türevinde 4 yazalım. Bakın karekök 5'i yazdım. 1 bölü 2'ye de dokunmadım. Ne oldu? 4 üzeri eksi 1 bölü 2. 4 üzeri eksi 1 bölü 2 dediğim 1 bölü 4 üzeri 1 bölü 2 ya da 1 bölü 4'ün karekökü ya da 1 bölü 2'dir. O zaman bulduğum değeri ifadede yerine yazayım. Şunun yerine 1 bölü 2 yazayım. Karekök 5 çarpı 1 bölü 2 zaten var. 1 bölü 2 de ben yazdım. O da ne yaptı? Karekök 5 bölü 4 yapar. Bu ifade de genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu şeklinde bir ifade. Bakın bunu bir önce düzenleyelim. Bu ifadeyi şöyle yazalım. Bu aslında birinci kuvvetinin dördüncü kökü. Ya da x kare eksi x'in 1 bölü 4. kuvveti diye yazabiliriz. Şimdi türevini alalım. Bakın 1 bölü 4'ü düşürdüm. Üzerini biraz azaltarak yazdım. X kare eksi x'in eksi 3 bölü 4. kuvveti dedim. Çarpı içerideki ifadenin türevi 2x eksi 1. Şıklarda böyle bir şey göremiyoruz. Biraz düzenlememiz icap ediyor. 1 bölü 4 zaten var. 2x eksi 1 pay kısmında var. Şu ifadeyi eksi 3 bölü 4'ü artı 3 bölü 4 olacak şekilde paydaya atalım.
3 bölü 4. kuvveti. Bunu da köklü ifade olarak yazabilirim. Bakın 3 bölü 4 hangi şıkta var bakalım. Bakın 1 bölü 4. kuvveti 2x eksi 1 pay kısmında x kare eksi x'in kübünün 4. dereceden kökü. Bakın E şıkkında görülmekte. Diyor ki türevinde 5'i al diyor. Fonksiyona baktığım zaman 4 tane ifadenin çarpımı şeklinde bir ifade. Şimdi ben türevini alıp yerine koyup 5 yazacağım ya. Bu fonksiyonu şöyle ayırayım biraz daha kolay olsun. X eksi 5 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 7 çarpı x eksi 9 diye ayırayım bunu. Yani sadece çarpmanın değişme üzerinden x eksi 5'i başa yazdım. Şimdi bunun türevini almam gerekiyor. Niye böyle bir şey yaptım? Sorunun sonuna baktığım zaman türevinde 5 yazmam gerekiyor. Birinci ifadeye x eksi 5, ikinci ifadeye x eksi 3, x eksi 7 çarpı x eksi 9 diye düşündüğüm zaman türevini alıyorum. Bakın birinci türevini aldım. X eksi 5'in türevine 1 çarpı ikinci x eksi 3 çarpı x eksi 7 çarpı x eksi 9 artı ikinci ifadede ne geliyor? Birinci çarpı birincisine x eksi 5 çarpı şu ifadenin türevi. Bakın bu ifadenin türevini hiç almadım. X eksi 3 çarpı x eksi 7 çarpı x eksi 9'un türevi. Hiç almadım. Niye böyle bir şey yaptım? Sorunun sonunda 5 yazacağım ya. Şu çarpım durumunda olduğu için ve ben x gördüğüm yere 5 yazacağım için şurası zaten 0 edecek. Çarpmanın özelliğinden dolayı burası zaten 0 edecek. Türevini anlama bile gerek yok. O yüzden x eksi 5'i ayırdım. Niye ayırdım? Sorunun sonunda x gördüğüm yere 5 yazacakmışım. Ben onun 0 olacağını tahmin ettiğim için ayırdım. Dolayısıyla bakın f'in türevinde 5 yazdığım zaman burası 1 kere 5 eksi 3 kere 5 eksi 7 kere 5 eksi 9 kere şey artı 0 yapacak. Çünkü burasının 0 olduğunu gösterdim. 5'ten 3 çıktı 2. 5'ten 7 çıktı eksi 2. 5'ten 9 çıktı eksi 4. O da ne yaptı? Eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 kere 2 4. 4 kere 4. 16 olarak da sonucumuzu basitçe bulabiliriz. Dördüncü soru, istersek bunu genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonundan yapabiliriz. İstersek bunu bölüm fonksiyonu türevinden de yapabiliriz. Yani genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu çevirmek için paydayı pay kısmına atmamız gerekiyor. Ya da zaten bu bölüm fonksiyonudur da diyebilirsiniz. Bölüm fonksiyonundan gidelim. Pay kısmında 2 var, payda kısmında 5x eksi 3 var. Payın türevi 2'nin türevi 0 çarpı payda 5x eksi 3 eksi pay çarpı 5x eksi 3'ün türevi 5 bölü paydanın 5x eksi 3'ün karesi. X gördüğün yere 2 yaz diyor. Yazalım. F'in türevinde 2. Bakın burası zaten 0. 2 kere 5 eksi 10 bölü. Şurası 2 yazdım. 5 kere 2 10'dan 3 çıktı. 7'nin karesi 49 eksi 10 bölü 49 olarak bulunabilir. Soruda f fonksiyonunu vermiş. F fonksiyonunda 4'ün değerini soruyor. Bakın burada g, f'in içerisinde g de var. G ile ilgili elemanlar vermiş. Ben onlara hiç bakmadan f fonksiyonunun önce türevini alıyorum. F'in türevinde x. Bu rasyonel bir fonksiyon. Payın türevi 2 çarpı payda eksi pay 2x eksi 3 çarpı payda da ne var? Gx türevine. G'nin türevinde x. Bölü paydanın karesi. Gx'in karesi. X gördüğün yere 4 yaz diyor soruda değil mi? Hemen yazalım. F'in türevinde 4. 2 kere g4 eksi burası 2 kere 4. 8. 8'den 3 çıktı. 5. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. G'nin türevinde 4 bölü G4'ün karesi. En son bulduğum ifade bu. Soruda verilenlere dikkat ettiğim zaman G4'ü 3 olarak vermiş. G'nin türevinde 4'ü de 5 olarak vermiş. Dolayısıyla 2 kere 3 eksi 5 kere 4 bölü
4 şey özür diliyorum. 3'ün karesi 2 kere 3 6, 5 kere 4 20 bölü 3'ün karesi 9. 6'dan 20 çıktı. Eksi 14 bölü 9. Şu kısım g'nin türevinde 4, 5, 5 kere 5 25. Şuraya 5 kere 4 yazdım. 5 kere 5 25. Şurası 25. 6 eksi 25 eksi 19 bölü 9. Küçük bir işlem hatası, hemen düzelttik. 6. soruda gene rasyonel bir ifade. Buradan da türevini alabilirim. F'in türevinde x. Pay kısmı x üzeri 4 artı x küp artı 1 türevini aldım. Payın türevi 4x küp artı 3x kare çarpı payda eksi pay x üzeri 4 artı x küp artı 1 çarpı payda ne? X türevine 1 bölü paydanın karesi. F'in türevinde ne yaz diyor? 1 yaz diyor. 4 kere 1 4 3 daha 7 4 3 daha 7 çarpı 1 eksi 1 1 1 ne yaptı? 3 çarpı 1 bölü 1'in karesi 1. 7'den 3 çıktı, 4 bölü 1. Sonucu da 4 olarak işaretleyelim. Bu da genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu. Türevini alalım. F'in türevinde x eşittir. Önce kuvveti düşürdük. 4 çarpı 1 azalttık. Yazdık. Eksi 1'in kübü çarpı. İçerideki ifade 2x eksi 3. Türevi 2x eksi 3. Türevinde 4 yaz diyor. F'in türevinde 4 yazalım. 4. 4'ün karesi eksi 3 kere 4 eksi 1'in kübü çarpı 2 kere 4 eksi 3. O da ne yaptı? 4. 4'ün karesi 16. 16'dan 12 çıktı. 4. 1 çıktı. 3. 3'ün kübü 27 çarpı 2 kere 4. 8'den 3 çıktı. 5. 4 kere 5 20 kere 27. Bu da 20 çarpı 27. O da 540 olarak bulunur. Burada y fonksiyonunu u'ya göre vermiş. Ha u olsun, ha x olsun fark etmez. Türevini al diyor. Bu da genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu. Türevini alalım. Y'nin türevi, u'ya göre türevini alıyorum. 5'i düşürdüm. U küp artı u kare eksi 3u artı 3'ün dördüncü kuvveti çarpı içinin türevi. U küpün türevi 3u kare. U karenin türevi 2u, eksi 3u'nun türevi 3, artı 3'ün türevi 0. 1 yaz diyor. Y'nin türevinde 1 yazalım. 5 çarpı 1, 1 daha 2. 2'den 3 çıktı, eksi 1. 3 daha artı 2'nin dördüncü kuvveti 3. 2 daha 5, 3 çıktı, 2. 2 üzeri 5, 32 kere 5, 160 olarak 5 şıkkında bulabiliriz. Y fonksiyonunu, özür dilerim, u fonksiyonunu t'ye bağlı vermiş. U'nun t'ye göre türevinin 2'deki değerini soruyor. U üstü diyelim, t küp türevi 3t kare. Eksi 5t'nin türevi eksi 5, artı 2'nin türevi 0. T yerine 2 yaz diyor. U'nun türevinde 2 yazalım t'ye gördüğüm yere. 3 kere 2'nin karesi eksi 5, 4 kere 3 12 eksi 5, 7 olarak bulunabilir. Y'yi U'ya bağlı vermiş. Bakın Y'nin karşısında ne var? Hep U var. Gördünüz mü? Ne soruyor? Y'nin X'e göre türevini soruyor. Y'yi U'ya bağlı verdiyse X'e bağlı hiçbir ifade yok. Bunların hepsine 10 gibi bir sayı gibi düşünebilirsin. Y eşittir 10 diyebilirsin. Y'nin türevi ne olur? 0 olur. Çünkü hep U'ya bağlı. Y'nin U'ya göre türevini sorsaydı farklı bir şey çıkacak. X'e göre türevini sorduğu için Y X'e bağlı değil ki. Dolayısıyla sabit bir sayıdır karşısındaki ifadeler. Türevi de sıfırdır. F fonksiyonu sabit bir sayı. Türevini alsam sıfır. Bir daha türevini alsam gene sıfır. X gördüğün yere 2 yaz. Sıfır. X gördüğün yere gene 2 yaz. İkinci türevde gene sıfır. Fark etmeyecek. Sıfır. Sıfır da sonucu rahatlıkla sıfır olduğunu görebiliriz. Y'nin X'e göre türevini al diyor. Alalım. Y'nin türevi 6. X gördüğün yere 3 yaz diyor. Y'nin türevinde X gördüğüm yere 3 yazayım. Gene 6. Değişen bir şey yok. Sabit bir sayı. Bu da genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu. Biz buna Y diyelim. Önemli değil. Y'nin türevini alalım. Eksi 6'yı düşürdüm.
kuvvetini biraz altta x 2x artı 7'nin eksi 6'dan 1 çıkardım. Eksi 7. kuvveti çarpı içinin türevi 2. X gördüğün yere eksi 4 yaz diyor. Yazalım. Y'nin türevinde eksi 4 yazalım. Eksi 6 ile 2'yi çarpayım. Şuraya eksi 12 diye yazayım. Eksi 4 kere 2 eksi 8 artı 7 eksi 1'in eksi 7. kuvveti. Eksi 1'in tek kuvveti. Gene eksi 1 eksi 12 de başta var. Çarptığım zaman artı 12 olarak bulunur. Y fonksiyonunu bir fonksiyonun f gibi bir fonksiyonun kübü olarak vermiş. Bakın. Bu genelleştirilmiş kuvvet fonksiyonu. Türevini al diyor. Y'nin türevi bakın 3'ü düşürdüm, kuvvetini düşürdüm. Bir azalttım f kare x çarpı içi neydi? Fx. Aslında bu ne? Fx'in kübü aslında, değişen bir şey yok. Çarpı içinin türevi, f'in türevinde x. Türevini al dedi, aldım. Ne soruyor? X eşittir 2 için soruyor. Y'nin türevinde 2. Nedir? 3 kere f kare 2 çarpı f'in türevinde 2. En son bulduğum bu. Bir şeyler daha vermesi lazım. F2'yi vermiş 5 diye. Şurası ne oldu? 5'in karesi 25 oldu. 3 zaten var. F'in türevinde 2'yi de 2 diye vermiş. 3, 25, 75 kere 2. 150 olarak sonucumuzu bulabiliriz. Bu da benzer mantıkla çözülecek bir soru. Bakın fx'i hiç bozmadan yazdım. Fx eşittir 4 kere h kare x. 4 skaler bir sayı. F'in türevini al diyor. F'in türevini aldım. 4 zaten skaler bir sayı. H kare x'in türevini aldım. Kuvveti düşürdüm. Bir kere yazdım. Birinci kuvvet yazmaya gerek yok. Çarpı içinin türevi h'ın türevinde x dedim. X gördüğün yere 1 yaz diyor. F'in türevinde 1. 4 kere 2. Hadi 8 diyeyim. Burası h1 çarpı h'ın türevinde 1. h1'i 4 diye vermiş. Eşittir. 8 kere h1 4. H'ın türevinde 1'i de 3 diye vermiş. Çarpı 3. O da ne yaptı? 32 kere 3. O da 96 oldu. Y'nin x'e göre türevini al diyorsa, burada bir de t var 16. soruda. T nedir? Sabit bir sayıdır. Bakın y'nin türevini alıyor. X'e göre x kübün türevi 3x kare. Eksi. T sabit bir sayı, çarpım durumunda, çarpı t. X karenin türevi 2x. Artı t sabit bir sayı, t çarpı 4x'in türevi 4. Artı t küp, t sabit bir sayı, x'e göre türevi 0. Artı 7, t sabit bir şey, 7 sabit bir sayı, x'e göre türevi 0. O zaman y'nin türevini bir daha yazayım. 3x kare eksi 2tx artı 4t diye buluruz. 3x kare eksi 2tx artı 4t olarak A şıkkında görülebilir.